Büyük bir satranç oynanıyor. Çok büyük bir denklem çözümleniyor. Rusya ve Batı büyük bir kapışmanın içindeyken Türkiye sahada çok önemli bir oyuncu. Peki gidişat neyi gösteriyor? Kim kime nasıl bir ceza kesiyor? Planlar nasıl ters döndü? Derinlere bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Türkiye için önünde fırsatların olduğu koskoca bir gelecek var. Bunun iyi anlaşılıp fark edilmesi şart. Rusya'nın Ukrayna'ya girdiği günden bu yana yazdıklarım ortada. Dünya medyasının yazdıklarının tam tersini yazıyorum. Rusya bu işgale tek başına kalkışmadı. Kalkışamaz da. Eti ne budu ne? Yeni bir denge için, yeni bir tasfiye için askerlerini Ukrayna'ya yolladı. İyi takip edenlerin bileceği gibi savaş bile isteyerek uzatılmakta. Bunu hem Avrupa Birliği hem Amerika hem de Rusya yapmakta. Avrupa Birliği'nin korkusu ortada. Silah yardımları da savaşın gidişatını değiştirmiyor. Ancak krizleri peşinden getiren rüzgarın şiddetini ve etkisini uzatıyor. Dün çiçeği burnunda Başbakan Olaf Scholz'un Putin'e "Sakın bir çılgınlık yapma, Ukrayna'yı NATO'ya falan almayacağız, bize güven" demesine rağmen durmadığını yazdım. Duramazdı çünkü. Anlaşma Amerika ve arka planda İngiltere ile yapılmıştı çoktan. Anlaşılması gereken buydu. Yoksa Kremlin bu harekatı tek başına yapmış olsaydı inanın şu anda Moskova'da ekmek bulunmazdı. Bu kadar net. Rusya paylaşım savaşını gördü. Konumunu belli etti. Avrupa Birliği'ni dağıtmak için startı verdi. Alacakları, hatta aldıkları ortadaydı. Aynı şekilde Türkiye için de koca bir gelecek vardı. Olan biteni doğru okuyan, doğru adım atan, doğru ittifak seçen Türkiye çok büyüyebilirdi. Denklem zor olsa da kazanılacak çok şey vardı. Almanya'ya geçelim. Özne o. Savaşın sonuçlarına bakalım. Sadece elektrik üzerinden gitsek bile karşımıza ilginç bir tablo çıkmakta. Almanya'da elektriği şirketler üretir. Elektrik tedarikçisi şirketler de sıradadır. Bunlar kendileri üretmez, alıp satarlar. Spot piyasadan da toplarlar. Belediyeler ve firmalarla oturup satış sözleşmesi yaparlar. Kabaca, Almanya'da elektriğin yarısı kısa vadede spottan alınıp satılır. Bu da Almanya'nın doğusundaki Leipzig'te bulunan European Energy Exchange, EEX'te gerçekleşir. Bu borsayı RWE, EON, NBW ve Vattenfall gibi büyük firmalar kurdu. Pazarlıklar ve satış da şeffaftır. Yıllık tüketilen elektriğin yarısı böyle satılır. Kalan yarısı da uzun vadeli işlemlerle yürür. Dün sabah Leipzig elektrik borsasında bir megawatt ve saat elektrik 602 Euro'dan satıldı. Zaten uzun zamandır da 565 Euro'nun üzerinde işlem görüyordu. 1 megawatt saat elektrik geçen yıl yani 2021'de 81 Euro'ydu. 2020'de ise 40 Euro'ydu. Almanya'nın savaşla birlikte nasıl zarar ettiği, nasıl köşeye sıkıştığı ya da sıkıştırıldığı ortadaydı. Zaten Ukrayna operasyonunun amacı da buydu. Almanya'nın başını çektiği ekol, enerji işini Rusya ile çözdüklerini düşünerek, küresel dev olarak son sözü söyleyeceklerini düşünüyorlardı. Hareket planları buydu. Putin oyunu bozdu. Masanın diğer tarafıyla anlaştı. Devam. Otomobil, havacılık ve beyaz eşya sektörleri için silikon parça üreticisi BIW, Isolair, Stoff ve GmbH'in CEO'su Ralf Stoffels de gelişmeleri yakından yaşayınca enerji enflasyonu burada başka yerlerde olduğundan çok daha dramatik. Alman ekonomisinin kademeli olarak sanayisizleşmesinden korkuyorum diyerek durumu özetliyordu. Otomobil, kimya, cam ve çelik gibi sektörlerde fabrikaları başka ülkelere taşıyalım tartışması başladı. Rusya'nın gazı resmen silah gibi kullanması başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'ni zora soktu. Şehirlerin karanlıkta kalmaması için, fabrikaların kapanmaması için büyük çaba gösterilmekte.
kışın ne kadar sert geçeceği ise sır değil. Durumun ne kadar kritik olduğunu gören ve yaşayan sadece Almanya değil tabii ki. Fransa Devlet Başkanı Macron, bence olacakları ilk gören liderdi. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti çıkışının arkasında bile şimdiki krizin tanımı yatıyordu. Kendi ordumuzu kurmazsak yaşama şansımız yok diyordu. Beyaz Saray'a, Trump'ı ziyarete gidiyor, iki ülkenin tarihi dostluğu anısına getirdiği fidanı bahçeye dikiyorlardı. Ertesi sabah fidanın yerinde yerler esiyordu. Bir güç gelip Fransa Amerika'yla yakın ilişki kuramaz diyordu. Zaten Biden seçiliyor, koltuğa oturuyor, AUKUS'la ilk golü Macron'a atıyor. Ordusu olmayanın sözü olmayacağını bilen Macron, enerji krizinde denetti. Bolluk devrinin sona erdiğini söyleyen Fransız lider, ülkesinin karşı karşıya olduğu dönemi fedakarlık çağı diye niteledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı istikrarsızlığı başlattı. Herkes zor geçecek bir kışa hazır olmalı diyerek gelinen noktayı özetledi ve devam etti. Kıyamet tellallığı yapmıyorum ancak açık ve net olunmalı. İtalya Başbakanı Mario Draghi de topa girdi. Rusya, Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerine karşı jeopolitik bir silah olarak doğalgazı kullanmaktan çekinmiyor dedi. İtalyan Başbakan Avrupa'nın bir yandan egemenlik haklarından bahsedip, diğer taraftan doğal gaz ihtiyacının neredeyse yarısını emperyalist bir ülkeden karşılamasının birbiriyle bağdaşmadığını vurguladı. Artan doğal gaz fiyatlarıyla hanelerin ve işletmelerin nasıl başa çıkacağını da bilmediğini sözlerine ekledi. Konuşulmasa da Avrupa'yı bitirmek ve dağıtmak isteyen bir güç vardı. Bir de bununla başa çıkmaya çalışan, tehlikeyi bertaraf etmek için çabalayan Avrupa. Gelişmeleri bu iki şık üzerinden değerlendirip doğru pazarlıklar, doğru kenetlenmelerle gidilmeliydi. İçeride konuşulan konular listesine bakıldığında benim önerim ilk yüzde bile yok. Ancak inanın başka konu da yok. İnanmayan zamanla anlar. Küçük detaylarla, polemiklerle, konularla değil, küresel mücadelenin kendisiyle yakından ilgilenmek zorundayız. Bu kadar fırsat varken pas geçilmemeli. Kindleberger'a göre cinnet, panik ve çöküş, kriz sürecinin 3 aşaması. Cinnet döneminde yatırımcılar paradan para kazanma hırsıyla borçlanarak reel ya da finansal varlıklara yöneliyor. Panik sırasında ise reel ya da finansal varlıklardan paraya geçmeye çalışıyor ya da borcun geri ödenmesine başlanıyor. Birkaç şanslı yatırımcı, spekülatif kazanç toplama amacıyla ellerindeki varlıkların bir kısmını satar. Varlık fiyatlarının artışındaki yavaşlama, diğer yatırımcıları daha temkinli davranmaya iter. Gerginlik tırmanır, panik başlar ve ardından çöküş gelir. Çöküş sırasında ise büyük bir istekle alınan tüm mal, konut, arazi, hisse senedi, tahvil gibi reel ya da finansal varlıkların fiyatları düşüyor. Piyasalarda oluşan balon patlıyor. Pek çok ekonomiste göre 2008 krizi sona ermişti. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dün Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, 2008 global krizi tam olarak sona ermeden pandemiyle birleşti, diyordu. Çünkü 2008'den 2022'ye kadar küresel ölçekte izlenen yanlış politikaların, 14 yıldır halının altına süpürülen problemlerin, bazı şeylerin sonra yaparız denilerek ötelenmesinin sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Aran, dünyadaki ekonomik sorunların artık hiçbir ülkenin tek başına çözebileceği bir noktada olmadığına dikkat çekiyor. Yakın gelecekte bütün dünyada ülkeleri zorlayacak ve daha yaratıcı stratejiler izlemelerini gerektirecek önlemlerin daha çok konuşulacağını söylüyor. Ekonominin çarkları dönüyor ama dönerken dişliler nerede takılıyor, nerede kırılıyor? Bunu dünya tarihi üzerinden okumak mümkün, Türkiye tarihi üzerinden de. Konuya bakışımsa tarafların farklı tezleri arasında. Bir parçası olduğumuz küresel ekonominin, dinamiklerin, zorunlulukların içinde orta yolun, evimizi ayakta tutacak olanın bulunmasını sağlayacak seslere kulak verilmesini sağlamak. Bu nedenle şu anda önümüzde en önemli mesele olarak duran ekonomik göstergelerin
siyasetin malzemesi olmadan daha bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yaşadığımız tecrübeler bizi buna zorluyor. Geçmişte AK Parti hükümetleri bu kılavuzluğu başarıyla yaptı. Büyük bir dünya ekonomik krizinin içinden ülkeyi güvenli limanlara taşıdı. Şimdi de yapacağına inanıyorum. Elbette kriz dalgaları yukarıda Kindleberg'den verdiğim örnekte olduğu gibi hiç dinmiyor ve dinmeyecek. Çünkü dalga oluşturan merkezler çok çeşitli. İyice dibimize gelen fırtınaya engel olamasak da kendi limanımızı dalgalara karşı daha güvenli hale getirebiliriz.